Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Dördüncü haftamızın son konusu olan mutlak değer konusunun konu testini bu videoda çözeceğiz. Kanala abone olduysan ve bu videoyu da beğendiysen testimize başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, bize bu denklemin kökler çarpımı sorulmuş. Şimdi öncelikle bakın, şurası mutlak değer x'tir zaten. Mutlak değer eksi x ile mutlak değer x'in aynı şey olması gerektiğini biliyorsun. Daha sonrasında 2 tane mutlak değer x var, bakın burada 2 tane mutlak değer x var. Artı bir 2 tane daha mutlak değer x var, eşittir kaçmış? 24. Yani gençler, 2 tane burada, 2 tane burada, 4, 5, 6 tane mutlak değer x eşittir 24 ise mutlak değer x eşittir kaçtır? 4. O halde bizim x'lerimizin alabileceği değerler bir eksi 4 olabilir, bir de artı 4 olabilir. İşte bunların çarpımı sorulmuş. Eksi 4 ile artı 4'ün çarpımı eksi 16'dır. Hocam dolayısıyla da cevap Adana seçeneğinde verilmiştir diyebilirsiniz. Evet, ikinci sorumuz. Çok da güzel bir sorudur. Beğenerek yazdığım bir soru. Kendine telefon alacak olan Burcu mağazaya gidip şu bilgileri ediniyor. A marka telefonların en ucuzu 2000, en pahalısı 3500 lira. B marka telefonların en ucuzu 5000, en pahalısı 6500 lira. Bu mağazadan telefon alan Burcu x lira ödediğine göre Burcu'nun telefona ödediği ücreti ifade eden eşitsizlik hangisidir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şöyle bir sayı doğrusu düşünelim. Bu sayı doğrusu üzerinde Burcu'nun alacağı telefonlardan en ucuzu 2000 lira. A marka telefonlardan en pahalısı da 3500 lira. B marka telefonların ise en ucuzu 5000 lira. Ve en pahalısının da 6500 lira olduğunu görüyoruz. Şimdi Burcu'nun ödediği tutar nerededir? Ya şuradadır arkadaşlarım, ya da işte buradadır. Tamam. Şimdi ben bu eşitsizliği ifade edebilmek için şunu yapıyorum. İyi dinleyin. Bunların 2000 ile 6500'ün veyahut 3500 ile 5000'in tam ortasındaki sayıyı arıyorum ben. Tam ortasında ne vardır? 5000 ile 3500'ü toplarsınız, 2'ye bölersiniz. Yani 8500'ü 2'ye böldüğünüz takdirde 4250 vardır. 4250'nin arkadaşlarım 2000'e olan uzaklığı kaç birimdir? 2250'dir. 3500'e olan uzaklığı da sevgili arkadaşlarım 750'dir. Aynı şekilde bunun buraya olan uzaklığı 750 ve bunun buraya olan 6500'e olan uzaklığı da yine 2250'dir. Dolayısıyla x'in 4250'ye olan uzaklığı ifade etmek için mutlak değer kullanıyorduk. Maksimum 2250'ymiş, bakın maksimum 2250'ymiş, minimum 750'ymiş diyeceğiz. O halde bu da bize cevabı verecek. Cevabımız da bakalım Denizli seçeneğinde mevcut sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum 3. sorumla. X sıfırdan küçük demiş. X karenin karekökü nasıl çıkar dışarı? Negatif çıkmasını engellemek adına mutlak değer x diye çıkar. Bölü x'imiz var. 1 eksi x'in karesinin karekökü de mutlak değer 1 eksi x diye çıkacaktır. Bölü x eksi 1'imiz mevcut. Şimdi x sıfırdan küçük demiş ya. X sıfırdan küçükse şurası nasıl çıkar? Eksi x diye. Burası da artı x'tir. Ve doğal olarak da bu kısım eksi 1'e götürür bizi. Artı 1 eksi x'in mutlak değeri. X sıfırdan küçükse negatif. 1'den negatif bir şey çıkardınız, pozitif. Demek ki burası dışarı nasıl çıkacak? Olduğu gibi 1 eksi x bölü x eksi 1. Üstteki de alttakinin negatif ya da alttaki de üsttekinin negatif olduğu için burası da eksi 1 diye çıkacaktır. Doğru cevap eksi 1 ile eksi 1'in toplamından eksi 2 olacaktır arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğinde verilmişti deriz. Geçtim 4'e. X reel sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. X neredeymiş arkadaşlar? 1 ile 2 aralığında. Hemen yapıyoruz bakın. 1 ile 2 aralığında, şurası 1, burası 2 olsun. X bu aralıkta bir yerde. Sayı doğrusunda 1'e olan uzaklığı 2'ye olan uzaklığından fazladır. Şimdi tam ortası neresi 1 ile 2'nin? 1 bölü 2'dir. Yani 0.1 ile 2'dir. Yani 1.5'tur diyebiliriz. 1 ile 2'nin tam ortası. 1'e olan uzaklığı 2'ye olan uzaklığından fazlaysa demek ki bizim sayımız kesinlikle ama kesinlikle bu tarafta, sarıyla gösterdiğim bölgede. Böylelikle 1'e olan uzaklığı daha fazla olacaktır. 3x eksi 5'in mutlak değeri 5 eksi 3x'miş. Yani dışarı eksiyle çarpılarak çıkarılmış. O halde 3x eksi 5 kesinlikle ama kesinlikle sevgili arkadaşlarım sıfırdan daha küçük veya eşit. Yani 3x küçük veya eşittir 5. Yani x küçük veya eşittir 5 bölü 3 diyeceğiz arkadaşlar. 5 bölü 3 dediğimiz sayı da 1, ya da şöyle göstereyim ben sana onu. Direkt kafadan yapmayalım. 5'i 3'e bölelim arkadaşlar. Bir defa var. 1 kere 3, 3. Çıkardım 2. 20'nin içinde virgülü koydum. 6 defa 18. Çıkardım 2. 20'nin içinde 6. Yani 1.66 gibi bir sayıymış.
Demek ki şuradaki 1.66 sayısından da daha küçük olacakmış. Demek ki bizim sayı şuralarda bir yerde. Yani 1.5 ile 1.66 arasında. Bu 1.5 ile 1.66 arasında değildir. 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 O halde cevap Ceyhan seçeneğidir sevgili gençler. Beşinci sorumuza geçtik. Bir diğer sayfamızda. Reel sayılar kümesinde P sayısına olan uzaklığı. İşte bu soruyla alakalı sevgili arkadaşlarım. Cevap anahtarında bir hata var. Onu da şimdi çözerken düzelteceğiz. Reel sayılar kümesinde P sayısına olan uzaklığı. X'in P sayısına olan uzaklığı. Aynı X'in eksi 2P bölü 3 sayısına olan uzaklığının 4 katı olan sayıları ifade eden eşitlik hangisidir? Şimdi bu buna eşitmiş arkadaşlar. Tabi uzaklığı dediği için de mutlak değer için alacağız. Ve şurayı da şöyle parantez için alalım ki x'ler karışmasın. Şimdi x eksi p'nin mutlak değeri eşittir x artı 2p bölü 3 çarpı 4. Şimdi şıklara bakıyorsunuz hiç bölülü bir şey yok. Şuradaki bölü 3'ü yok etmek için de ben bunu 3 ile genişletebilirim. Böylelikle 3x eksi 3p eşittir 3x artı 2p çarpı 4 deriz. 4'ü de içeri dağıtırsanız 3x eksi 3p eşittir 12x artı 8p'nin mutlak değeri diyebilirsiniz. Dolayısıyla cevabımız da artık bu olur. Bu cevap da Denizli seçeneğinde verilmiştir. Çok dikkatimden kaçmış şuradaki eksi. Burayı artı olarak Edirne demişim cevabı ama cevabımız Denizli seçeneği. Kusura bakmayın, özür dilerim sizden. 6. sorumuz. 2x eksi 3'ün mutlak değeri 2'den küçük veya eşitse 2x eksi 3 nerededir arkadaşlar? Tabii ki ve tabii ki eksi 2 ile 2 aralığındadır. 3 eklersiniz 1, 2x ve 5 olur. 2'ye bölersiniz 1 bölü 2 küçük veya eşittir. Hatta bölmeye de gerek yokmuş şimdi fark ettim. Bölmüyoruz. Bu böyle kalsın. Bize ne lazım? Y artı 2x eksi 6 eşittir 0 demiş ya. Y'nin alabileceği kaç tane çift tam sayı değeri vardır? Y'yi yalnız bırakın. Y eşittir 6 eksi 2x olur mu? O zaman eksi 2x'i bulalım önce. Eksi ile çarpın. Eksi 5 küçük veya eşittir eksi 2x. O da küçük veya eşittir eksi 1 gelecektir. Ve 6 ekliyorsunuz. 6 eklerseniz 1 küçük veya eşittir 6 eksi 2x. Bu da küçük veya eşittir. 6 ekledim 5 oldu. Böylelikle 6 eksi 2x dediğimiz şey y'dir. Ve demek ki artık y neredeymiş? 5 ile 1 aralığındaymış gençler. Kaç tane çift tam sayı değeri vardır diye sormuştu. Buradaki çiftler 2 ve 4'tür sadece. Dolayısıyla cevap da 2 tanedir olacaktı. Doğru cevabımız Edirne seçeneğinde mis gibi verilmiş gençler. Geçtim 7'ye. Bu arada bakalım aynen. Geçtim 7'ye. X kare eksi 40x artı 336 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Ankara'da Eylül ayında en düşük sıcaklık x1, en yüksek sıcaklık x2 olarak tahmin edilmekte. X sıcaklığı belirtmek üzere Ankara'nın Eylül ayındaki sıcaklığı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir aralığı? Şimdi şöyle diyoruz. Öncelikle şunun köklerini bulmamız gerekiyor. X kare eksi 40x artı 336 eşittir 0'ın köklerini bulacağız. X'e x diye burayı ayırırım. Bu kısmında sevgili arkadaşlarım eksi 28'e eksi 12 diye ayırdığınız takdirde çarpımları 336 toplamları eksi 40'ı verir. O halde x1 eşittir bunun eksilisi yani 28, x2 eşittir bunun eksilisi 12 olacaktır. Demek ki en düşük sıcaklık Ankara'da 12 derece, en yüksek sıcaklık Ankara'da 28 dereceymiş, keşke öyle olsa. Ankara'da Eylül ayında en düşük sıcaklık x1, en yüksek sıcaklık x2 olarak tahmin edilmekte. X sıcaklığı belirtmek üzere Ankara'nın Eylül ayındaki sıcaklığı hangisinde verilmiştir diye soruluyor. Hemen şöyle yapıyorsunuz, mutlak değerli bir eşitsizlik olarak gösterecekseniz bunları. Ki ÖSYM'nin sevdiği tiplerdendir bu sorular. Özellikle şu soru ve şu soru. 28 ile 12'nin tam ortasındaki sayıyı buluyorsunuz. 28 ile 12'nin tam ortasındaki sayı 20'dir. X'in 20'ye olan uzaklığından bahsediyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde gösteriyorsunuz. 20'nin 28'e veya 12'ye olan uzaklığı kaçtır? 8'dir değil mi? O halde gençler X'in 20'ye olan uzaklığı şunu yapmamıza gerek yok. Şunu yapmamıza gerek yok. 8'den küçük veya eşittir diyeceğiz. X'in 20'ye olan uzaklığı 8'den küçük veya eşittir. Böylelikle ben 12 ile 28 aralığındaki bütün sayıları ifade etmiş olurum. Hatta şunu çözerseniz x eksi 20 şu şekilde 8 ile eksi 8 aralığında olur. 20 eklerseniz 12 küçük veya eşittir. X o da küçük veya eşittir. 28 olduğunu da görürsünüz. Dolayısıyla cevabımız hangi seçenekte verilmiş? Ceyhan seçeneğinde verilmiştir deriz. Geçtim 8'e. Sayı doğrusu üzerinde bir M noktasının 6'ya olan uzaklığı. M'nin 6'ya olan uzaklığını M-6'nın mutlak değeri olarak ifade ederiz. 6'ya olan uzaklığı ile
N noktasının eksi 4'e olan uzaklığı N eksi eksi 4 deriz bakın. Bunun mutlak değeri. Yani bu ne demek? M eksi 6 ve N artı 4'ün mutlak değerleri birbirine eşitmiş arkadaşlar. Şu şekilde. Tamam. Ayrıca M eksi N 6'ymış mutlak değerleri. Yani M ile N'nin aralarındaki uzaklık 6'ymış. N'nin mutlak değeri de M'nin mutlak değerinden daha küçükmüş. Olduğuna göre M bölü N oranı hangisi olabilir diye bize sorulmuş. Şimdi elimizde şöyle bir mutlak değerli denklem varken ben ne yazabilirim? M eksi 6 eşittir N artı 4'tür. Veyahut M eksi 6 eşittir eksi N eksi 4'tür yazarım. Buradan M eksi N eşittir 10 gelir. Buradan M artı N eşittir 2 gelir arkadaşlar. Ki siz şöyle bir eşitliğin olamayacağını biliyorsunuz. Neden? Çünkü ben sevgili arkadaşlarım M ile N'nin mutlak değerinin, M ile N'nin farkının mutlak değerinin 6 olduğunu biliyorum. Yani M ile N arasında 6 fark var. Ama burada ne bulduk? Biz 10 fark var bulduk. Demek ki bu olamaz diyeceğiz. M artı N 2 ise ben burada sevgili arkadaşlar M ile N'nin mutlak değerinin 6 olduğunu biliyorum ya. M artı N 2 ise bakın M artı N 2 ise derim ki ya M eksi N 6'dır ya da N eksi M 6'dır. Hangisi olduğunu bilmiyorum çünkü. Yani M eksi N ya 6 olacak ya da eksi 6 olacak ya hani. Bundan kaynaklı ya 6'dır M eksi N ya da N eksi M 6'dır dedim. İkisi de aynı şey. Bir şunu toplayacağım bir de bunu toplayacağım. N'ler gidiyor ikisinde de. 2M eşittir 8. Burada da 2N eşittir ne oluyor? 8 oluyor. Yani burada M eşittir 4 oluyor. Burada N eşittir 4 oluyor. M 4 ise arkadaşlar M 4 ise şurada yerine yazdığınız takdirde bakın. Şurada yerine yazın. N kaç geliyor? Eksi 2 geliyor. N 4 ise M bu sefer eksi 2 geliyor. Şimdi ne demişti bize? N'nin mutlak değeri bakın şurada. M'nin mutlak değerinden küçüktür. Yani N kesinlikle eksi 2'ymiş. M de kesinlikle 4'müş o halde. Çünkü bu burası olamaz. N'nin mutlak değeri 4. N'nin mutlak değeri 4. M'nin mutlak değeri 2'den daha küçük değildir. Dolayısıyla burası olamaz. M 4'müş. N eksi 2'ymiş. M bölü N hangisi olabilir diye sorulmuştu. 4'ü eksi 2'ye bölerseniz cevap eksi 2 olabilir sevgili gençler. 8. sorumuzun cevabı da C'ydi. Geçtim 9'a. ABC ve CBA 3 basamaklı sayılar olmak üzere şu işlem ABC eksi CBA yani sayının tersten okunuşunun farkının mutlak değeri biçimde tanımlanıyormuş. Buna göre şu nasıl tanımlanır o zaman? 8AB eksi BA8'in farkının mutlak değeri eşittir 693 olarak tanımlanır. Yani burada ben ya 8AB'den BA8'i çıkaracağım ve 693 bulacağım veyahut BA8'den 8AB'yi çıkaracağım ve 693 bulacağım. Şimdi dikkatli dinliyorsunuz. 3 basamaklı bir sayıdan 800 küsürlü bir sayıyı çıkardığım zaman 600 küsürlü bir sayı bulamam. Bu en iyi ihtimalle 1400'lere tekabül etmesi lazım ama 3 basamaklı. Dolayısıyla burası gitti. Biz şurayla ilgileneceğiz. B'den 8 çıkmış 3 kalmış kalamaz. Demek ki B kesinlikle 1'miş arkadaşlar. Ki yandan 10'luk aldığı zaman 11'den 8 çıkmış 3 kalmış. Şimdi burası biraz aldı. Burası biraz aldığına göre yandan bir 10'luk alıp çıkardığım zaman 9'u buluruz zaten. Ki 8'den 1 çıkmaz 7'den 1 çıkar 6 kalır değil mi? Şimdi A'nın hiçbir ehemmiyeti yok bizim için. Ama soruda bize demiş ki A artı B'nin alabileceği en büyük değer sorulmuş. A artı B'nin en büyük değerini biliyorsan ve B kesinlikle 1 ise A'yı da o halde daha büyük bir sonuç bulabilmek için 9 seçerim. 9'da 1'in toplamı da bize 10'u verir. Bu da bunun maksimum değeridir deriz. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olur gençler. 10. sorumuz x, y, a ve b reel sayı olmak üzere. X eksi 4 ile 5 aralığındaymış. Y de 1 ile 8 açık aralığındaymış. Y eksi x'in mutlak değeri de 2a eksi b ile b artı a aralığındaymış. Eşitsizlikleri sağlandığına göre a eksi b farkı kaçtır? Şimdi öncelikle arkadaşlar ben y eksi x'in mutlak değeri için eksi x'in aralığını bir bulmak istiyorum. Tamam mı? Eksi x dediğimiz şey şunu eksi ile çarparsanız eksi 4'ü sağ tarafa alırsınız 4 olur. 5'i sağ tarafa alırsanız eksi 5 olur. Yalnız 5'in yanındakinde eşitlik olduğu için bunda da eşitlik vardır deriz. Y sayımız da 1 ile 8 aralığında olduğunu bildiğimiz için şunları bir toplarız. Toplarsanız eğer 4 ile 8'in toplamı 12 gelecektir. Eksi 5 ile 1'in toplamı da eksi 4 gelecektir. Ve böylelikle sevgili gençler eksi x ile y'nin toplamını yani y eksi x'i elde etmiş oluruz. Şimdi bir sayı eksi 4 ile 12 aralığındaysa bunun mutlak değeri nerededir? Arkadaşlar eksi 4 ile 12 aralığında olan bir sayının mutlak değeri 0'a eşit olabilir. 0'a eşit olabilir. Ve maksimumda 12'nin
üst sınır olduğu bir bölgededir. Çünkü eksi 4'ün mutlak değerini düşünün 4 ama 12'nin mutlak değerini düşünün 12. Demek ki 12 alacağım ben burada. Şimdi y eksi x buradaymış ya. E bize demiş ki 2a eksi b küçük veya eşittir y eksi x, o da küçüktür a artı b demiş ya da b artı a, fark etmez. Şimdi bakıyorsunuz işaretler aynı. O halde ben diyorum ki 2a eksi b sıfırdır, a artı b de 12'dir. Hemen yazıyorum bakın. 2a eksi b sıfırdır. Yani burada 2a eşittir b'dir. Bir de a artı b eşittir 12'dir vardı. B'nin 2a'ya eşit olduğunu biliyoruz. Yerine yazarsanız a artı 2a eşittir 12. Yani 3a eşittir 12. Yani a buradan kaç gelir? 4. A 4 ise b tabii ki 8'dir. Bizden a eksi b farkı istenmiş. Yani 4'ten 8'i çıkar demiş. 4'ten 8'i çıkarırsanız doğru cevabın Edirne seçeneği olması gerektiğini de görebilirsiniz 10. sorumuz için. Geçtim 11'e. 1. A reel sayısının sayı doğrusu da eksi 3 sayısına olan uzaklığı. A sayısının sayı doğrusunda eksi 3'e olan uzaklığı gençler kaçmış? 6 birimden azmış. 6 birimden az. Şimdi eksi eksi ne yapar? A artı 3 yapar. 6'dan azsa o halde A artı 3 nerededir arkadaşlar? Çok iyi biliyorsunuz siz. Eksi 6 ile 6 aralığındadır. 3 çıkarırsanız eksi 9 küçüktür A. Bu da küçüktür. 3 çıkardınız 3 gelecektir. Şimdi A'nın burada negatif olduğu bölgede var. Pozitif olduğu bölgede var. Buna göre A kare artı 6 tane mutlaka eksi 6. Bunu ifadenin alabileceği birbirinden farklı kaç tane tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Şimdi ben şunu alacağım. Şuraya şöyle biraz köşeye çekelim, tamam mı? Burada A kare artı 6 tane mutlak A, tamam mı? Artı 9 deyip 15 çıkaracağım ki şu kısım biraz tam kareye benzesin. Hala tam benzemedi. Onu da tam benzetebilmek adına diyorum ki eğer ki A'nın negatif olduğu bölgede, yani eksi 9 küçüktür A küçüktür 0 olduğu bölgeye bakacağız. Bir de 0 küçüktür A, o da küçüktür 3 olduğu, hatta 0'a eşitlikte ikisinde de olabilir, sıkıntı yok. Bir bu bölgeye bakacağız, negatif olduğu bölgeye, bir de pozitif olduğu bölgeye bakacağız. Eğer A negatifse şurası eksi A diye çıkar diyeceğiz. Yani A kare eksi 6 A artı 9 eksi 15'tir diyeceğiz. A pozitifse de, yani 0 ile 3 arasındaysa, burası A diye çıkacağı için A kare artı 6 A artı 9 eksi 15 diyeceğiz. Şimdi bunlar bizim ne işimize yaradı? Şu işe yaradı. Şu ikisi birer tam kare oldu. A eksi 3'ün parantez karesi eksi 15. Burası da A artı 3'ün parantez karesi eksi 15'i verdi. Şimdi ikisini bulacağım. Aralıklarını bulacağım. A neredeydi? Eksi 9 ile 3 aralığında. 3 çıkaracağız. Eksi 12 küçüktür A eksi 3. Bu da küçüktür. 3 çıkardım 0. Ben bunun karesini alırsam, bu aralığın karesini alırsam gençler, o da bize şunu verecektir. 0 küçüktür A eksi 3'ün karesi. A eksi 3'ün karesi. O da küçüktür 144'ü verecektir. Tamam, 0 ile 144 aralığındadır dedik. Hatamız var mı diye tekrardan kontrol etmek istiyorum. A buradadır demiştim. Tamam, evet, bir hatamız var. Hemen düzeltiyorum. Çünkü biz buraya göre değil, A'yı şurada kabul ederek işleme başladığımız için ben 3 çıkarırken bunları kullanacağım. Yani küçük veya eşittir 0'dan 3 çıkardım, eksi 3 diyeceğim. Şimdi bu aralığın karesini alacağım. Dolayısıyla eksi 3'ün karesi 9, küçük veya eşittir A eksi 3'ün karesi. Ve bu da küçüktür 144 diyeceğim. Ve 15 çıkarmam gerekiyordu. 15 çıkarıyorsunuz. Eksi 6 küçük veya eşittir A eksi 3'ün karesi eksi 15. Bu da küçüktür. 144'ten 15 çıkardınız. 129. Geldik buraya. Şuraya 3 ekleyin. 3 küçük veya eşittir A artı 3. Bu da küçüktür 6. Daha sonrasında karesini alacağız. 9 küçük veya eşittir A artı 3'ün karesi. O da küçüktür 36. 36. Birazcık şöyle sol tarafa doğru çekelim yazdıklarımızı, görünsün. Daha sonrasında da gençler 15 çıkaracaksınız. 9'dan 15'i çıkardınız. Eksi 6 küçük veya eşittir A artı 3'ün karesi. Eksi 15. Bu da küçüktür. Ne diyeceksiniz? 36'dan 15'i çıkarıp 21 diyeceksiniz. Tamam mı? Bunu da birazcık şöyle çekelim. Evet. Şimdi arkadaşlar eksi 6 ile 21 aralığı da sağlıyor. Eksi 6 ile 129 aralığı da sağlıyor. Hangisini alacaksınız? Tabii ki zaten eksi 6 ile 21 aralığını burası veriyorken zaten burası da veriyor. Ekstradan bir de 129'a kadar gidiyor. Alınabilecek son değer 128'dir. Alınabilecek ilk değer eksi 6'dır. 128'den eksi 6'yı çıkarıp 1 eklerseniz buradaki sağlayan a'ların adetlerini bulursunuz.
Bu da 134 artı 1'den tabii ki cevap 135'tir dedirtir bize. Doğru cevabımız Denizli seçeneği olacaktı. Ve devam ediyorum 12. ve son sorumla. Sayı doğrusunda x sayısının eksi y sayısına olan uzaklığı, x'in eksi y'ye olan uzaklığı 4 birimmiş. Yani x artı y'nin mutlak değeri 4'müş. Yani burada x artı y ya 4'tür ya da nedir? Eksi 4'tür değil mi? Şimdi x artı y bakın burada da var. Çok güzel. Burayı ya 4 kabul edeceğiz. Yani ya a artı 4 olacak orası 6. Veyahut eksi 4 olarak kabul edeceğiz. A eksi 4 eşittir 6 diyeceğiz. A artı 4'ün mutlak değeri 6 ise burada a artı 4 ya 6'dır ya da eksi 6'dır. A eksi 4'ün mutlak değeri 6 ise a eksi 4 ya 6'dır ya da eksi 6'dır dedik. Daha sonrasında şuradan a ne gelir arkadaşlarım? İse a 2 gelir. İse a eksi 10 gelir. İse a 10 gelir. İse a eksi 2 gelir. İşte bunların toplamı sorulmuş. Bakınız artı 10 ile eksi 10'un artı 2 ile eksi 2'nin toplamı 0 olduğu için bunların da toplamı nedir? 0'dır diyeceğiz. Cevabımız da C seçeneği olacaktı gençler. Şimdi sırada ne var hocam? Bir sonraki haftada ilk konumuz çarpanlar ayırma. Çarpanlar ayırma uzun soluklu bir konu olacak. İki partta işleyeceğiz bu videoyu, bu dersi. İki videoda tek video yapmaya çalışacağım ama, tamam mı? Bugün videosunu çekerim ben haftaya için. Tek video yapmaya çalışacağım ama çok uzarsa video sizin canınız sıkılmasın diye, bakın 34 tane örnek çözeceğiz, canınız sıkılmasın diye iki part halinde yayınlayabilirim, aklınızda bulunsun. Üslü ve köklü ifadeleri de işleyeceğiz sonraki haftaya. Ama bu hafta senin önce yapman gerekenler rasyonel sayılardan, birinci dereceden denklemlerden, mutlak değerden ve basit eşitsizliklerden çözdüğün soru bankalarındaki testleri, bu konuların testlerini çözeceksin. Başka yapman gereken herhangi bir şey yok. Tamam. Bunları çözdüğün takdirde sen artık bu konularda da yine ustalaşma derecesine doğru gideceksin. Bu kamp bittiğinde eğer hocam ben hiçbir zaman 20 nete geçememiştim diyorsan, bu kamp bittiğinde 24 netleri 25 netleri göreceksin. Hocam ben 20 netlere takılı kalmıştım diyorsan, bu kamp bittiğinde 30 netleri aştığını göreceksin. Anlaşıldı mı? Umarım anlaşılmıştır dediklerim. Çok kıymetli şeyler söylüyorum. Umarım duyulur bunlar. Evet gençler, bir isteğiniz arzunuz olursa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın diyorum. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.